Evet, karşımızda Malatya'nın en eski esnaflarından peynirci Hikmet Toy. Tamam. Buyurun Hikmet amca, sizi dinliyoruz. Şu güzel bir anınız vardı, köpekten korkan ha, komşunuz. Şimdi bizim komşumuz kasap bu adam. İsmi Mehmet Karadayı. Adı Kara, soyadını söylemiyorlardı, Karadayı. Karadayı diyorlardı. Bu adam köpekten korkuyor. Bir de tabuttan korkuyor. Ölen bir adamı tabuda koyuyorlar ya, götürüyorlar. Bu adam bunlardan kendi halinde iyi bir adam, dürüst adam. Yani sarhoş gideceği yerde böyle evlerine 100 metre kadar Palagadir derlerdi. O adamda bir bakkal dükkanı var. Yani bakkal dükkanında işte tuz var, sabun var, bilmem ne var o zaman. Gaz yağı var. He, yağ var işte. Bu öyle uğraşıyor. Mindere gol böyle uzanır yatar. Dükkanın önünde karı kakıyor. Ya işte adı bakkal, ne bakkalı. Bu şimdi orayı geçiyor, bakıyor ki iki tane köpek. İki köpek de onun. İkisi de kara. Benim de o zaman bisikletim vardı. Ben bile bisikletle gittiğim zaman korkardım ki ayağıma yapışmaya diyerekten çizerim. Şimdi bu işte Mehmet dayı diye, adı Mehmet de öyle değillerdi. Köpek böyle yaklaşıyor şimdi. Yaklaşınca böyle eli de arkasında kardeş diye, kara kardeş diyse, dur ki geçem diye. Sen kara, ben kara. Dur diye. Küpek tabi havladığına, hırladığına bu geri geri gidiyor. Arkandan da tesadüf benim eniştem yani, ablamın kocası. Onların da o yanda. Bu böyle biraz şöyle seyredi, dedi ki, Mehmet dayı kurtarım oradan. Selam aleyküm kara dayı. Vay aleyküm selam Mehmet diye böyle diyor. Seni Allah mı gönderdi? Elin ayağını öper. Mehmet benden, beni şuradan götür hele diye. Karadayı gir koluma ya, bir şey olmaz diye geçiriyor. Ha, yine de kovun olacağım için önünde bu işte Karadayı gidecek zaman. O zaman gençler diyorlar ki şu tabudu yolu kesek, tabudu koyak biz orada durmayak. Karadayı gelişin tabudu görünce sarılın. Lan geri geri gittiler. Tam arkadaki sokaktan dolaşıyor. Tabutu gördü müydü? Ölüm kaderine korkuyormuş tabutta. Cenaze törenine katılmıyordur öyleyse o. Korktuğuna göre. Ha, gitmez tabi. Taze'ye gider o. Tabii. Şimdi tabutu gördü mü gitmiyor. Sırtında tabundan gittikleri zaman o zaman belli imkanlar yok. Omuzla götürüyorlar. Omuzla götürüyorlar. Peki bu o heybetli kara dayı nasıl giyiniyordu? Giyimi nasıldı? Yemeni. Yani böyle kundura değil, o zaman kunduraya potun derlerdi. Yemeni yani. Arkası çekmeli böyle. Hı hı. Yani kulaklı. O iyi de gör gerisini. Şal var. Hı hı. Puşu. Belde kuşak, puşu. Yelek. Başında fotel. Şalvarla fötür şapka gayet güzel uyumlu. Elini böyle arkasına der. Bir günde bana ararsa ben de dükkanı satmıştım, iflas etmiştim. Selam aleyküm Karadayı dedim. Aleyküm selam. Kardeşimin oğlu. Babam da sen. Olur. Kafana takma. Canın sağ olsun. Eller böyle. Her şey yerine gelir. Bak hele yahu. Vardı sattın yedin yahu. Sabırlı ol, ey Karaday, sabırlı yüklü falan. Ha şimdi bu da tekele gidenler o zaman, tekele gidenler, reci diyorlar, tekele reci. Borca bal alıyorlar, bayanlar ya. Ben içmedim ya, onu ben içemedim, unuttuk, çayı unuttuk. Tamam, sen çayını içim, Hikmet amca. Gelin, çayını alayım da olsun bir şey olur.